Merhabalar. Bahar'ı yavaş yavaş hissetmeye başladığımız harika bir pazar sabahından hepinize günaydın. Günaydın, iyi pazarlar. Gençlik ve güzelliğimizi doğru uygulamalarla nasıl koruyabileceğimizi, estetik sektöründeki en yeni gelişmeleri uzmanlarından dinleyeceğimiz yine dolu dolu bir işimiz estetik programı ile ekranlarınızın karşısındayız. Estetiğe dair her şeyi konuştuğumuz bu programda bakalım konuklarımız kim bugün? Ameliyatsız yüz germek mümkün mü? Burun estetiğinde son teknolojiler neler? Güzelliğe dair en yeni gelişmeler bu hafta işimiz estetikte. Medikal estetik hekimi Doktor Nihat Dik, Fransız askısı yöntemi, kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Şenol Civelek ise burun estetiği hakkında merak edilenleri anlatıyor. Sevilay Öztürk ve Profesör Doktor Birol Civelek'in sunumuyla işimiz estetik birazdan başlıyor. Değerli izleyenler stüdyomuzdaki uzman konuklarımıza bu hafta da sormak istedikleriniz olursa sizlere hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 0212 441 66 33. Bizlere ayrıca BIP ve WhatsApp hattından da ulaşabilirsiniz. 0 546 560 17 çift 0. Evet bu hafta da yine çok değerli bir konuğumuz var. Ee, bir sürü de konu başlıklarımız var. Ee, medikal estetik hekimi Doktor Nihat Dik. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, şimdi Gençlik, güzellik üstüne biz burada bir sürü sırları açıklıyoruz tabii işimiz estetikte. Evet. Hocam size sormak istiyoruz, biz niye yaşlanırız? Evet, neden yaşlanırız? Ee, baktığınız zaman aslında yaşlanmamızın sebebi kromozomlarımızın ucundaki telomer dediğimiz bu ayakkabı bağının, hani ucunda plastik takarız ya hani böyle e, o ipler çözülmesin diye. Evet. Değil mi? Başına plastik takmazsanız evet. ne olur? İp çözülür. Evet. Arap Dağılır. saçı gibi bir şey olur. Dağılır gider. Onun için başlarında plastik vardır ayakkabı bağlarının. Aynen bizim kromozomlarımızın başında da böyle ayakkabı bağcığı gibi plastik e, gibi e, telomerler var. Bu telomerler zaman içerisinde e, vakit geçtikçe işte e, hem mutasyona uğrarlar hem e, güneş ışınları, ultraviyole, e, efendim egzoz dumanı şu bu falan derken bunlar yıpranmaya başlar ve kısalmaya başlarlar. Bunlar kısaldıkça bizim... E, yaşamamız gereken süre bununla koordineli olarak, orantılı olarak azalır. Evet. Ne kadar çok hasar görürse o kadar az ömrümüz kalır veya e, vücudumuzda olan hasarları düzeltmemiz o kadar zor olur. Onun evet. için telomerleri korumak gerekiyor. Bence bu çağın e, artık gen mühendisliği e, damgayı vuracak bu çağ. Evet. Ve giderek telomerler üzerinde daha fazla şey öğrenmeye başlayacağız. Telomerlerimizi nasıl tamir ederiz? Ee, bu konuda daha fazla kafa yormaya başlayacağız. Ama bu zamana kadar olan yaşlanmışlıkları ne yapacağız? Evet. Biz önceden şöyle anlatırdık, hocam da bilir. Ee, Kolejenlerinizin azalması, fibrinlerinizin, elastinlerinizin azalması yaşlılıkla gelen bir şeydir. Çünkü yeni doğan bir bebekte baktığınız zaman kolejen de fazla, fibrinde fazla, evet. elastin de fazla. Yani bebek e, gibi deriz ya zaten. Aynen bebek gibi cilt deriz. Bebek gibi ciltten anlamak e, gereken şudur. Cildinizin elastikiyetinizin yüksek olması. Evet. Bunu ne sağlar? Bunu az önceki saydığımız kolajen, elastin, fibrin gibi e, bağ dokusu elemanları sağlar. Peki bu nasıl oluyor? E, efendim çocukken bunlar yüksek miktarda oluyor. Vücudumuzda üretemediğimiz şeyler var bunları dışarıdan almamız gerekiyor. Evet. Dışarıdan azalırsak stres, uyku, efendim e, kötü yaşantı, kötü madde kullanımı, alkol, sigara gibi bunları e, fazlasıyla haddini aşarsak o zaman çok hızlı yaşlanmaya başlıyoruz. Çünkü kolajenimiz azalıyor. Evet. Kolajen azaldıkça da ne oluyor? Sarkmaya başlıyoruz. Evet. Yanaklarımız sarkıyor, başımız düşüyor dudaklarımız sarkıyor, boynumuz sarkıyor, kol altlarımız sarkıyor, yaşlanıyoruz. Yani aslında bir çeşit yer çekimine yenik düşüyoruz. Evet. Peki yer çekimine karşı bizi koruyan neydi? Kolejenlerimizdi. Değil mi? Ayak aynen şey gibi bir elbise düşünün. Güzel bir elbise ama bazı yerleri pot pot. Hı, hı. İçinde eğer ki likra olsaydı ne olurdu? Güzel bir vücuda çok güzel yapışırdı. Evet. Bizde de aynen öyle. Elbisemiz bol gelmeye başlıyor kolejen azalınca. Likrası azalıyor. Biz ona nasıl Derimizin likrası azalıyor? <laughs> Derinin likrası azalınca da elbise üstümüze bol gelmeye başlıyor. Evet. Önceden çok güzel bir giydiğimiz likralı kıyafet yıka ser, yıka ser, yıka ser sonra bir giyiyorsunuz bir gün çuval gibi oluyor. Eskiyor tabii. Likrası gitmiş. Evet. Derimiz de aynen öyle. Likrasını kaybeden deri sarkmaya başlıyor. Peki hocam ne yapacağız o zaman? Evet. Şimdi Nihat Bey telomerlerden bahsettiğiniz aslında kodlarımız değil mi? Evet. Son zamanlarda özellikle Batı'da ülkemizde çok popüler değil ama ben de takip ediyorum mesleğim gereği. Bütün kodlar orada gizli. Evet. Telomere yönelik mi biz e, çalışmalıyız sizce yoksa kolajeni, elastini vesaire arttırmak için mi? Yani siz Şimdi hangi e, şöyle ne bu sorunun bu sorunun bir tane cevabı yok. Bu sorunun en fazla cevabı Çünkü var bu sorunun cevabı. Mi? Hani bir şey vardı. Kelo olan şey yapıyor. Kralın kızını alacak. Bir sürü 10 tane küçük şey koyuyorlar, kap koyuyorlar böyle. Ee, bu kapların içerisine her birine birer sıvı koyuyorlar. Diyorlar ki zehir hangisinde? Bunda diyor, kafasını vuruyor kral. Bunda diyor vuruyor. En son kel olan geliyor, bütün kapların hepsini bir kaba döküyor. Diyor ki zehir bunda. <laughs> tamam diyor kızımı sana verdim i̇şte. o zaman çünkü zehir hakikaten onda. Doğru durur. Bir tane kap kalıyor. Seyde ee, de öyle. Baktığınız zaman, e, evet yani bir düzenli yaşamamız lazım kötü maddelerden uzak durmak lazım. Stresten uzak durmak lazım. Uykumuzu yeterince uyumamız lazım ve e, vücudumuz için toksin kabul ettiğimiz şeylerden uzak durmak lazım ve antioksidan tüketmemiz lazım. Şimdi son zamanlarda koenzim Q10 bunlardan biri. Hı. Tabii ki C vitamini olsun, arjinin olsun, bunlar glutatyon olsun. Bunlar zaten yerini koyuyorlar. Evet. ama son zamanlarda öğrendiğimiz bir koenzim Q10 var mesela. Evet. Vitamin C ile yarışan. Ama ee, yani telomeri korumak mı e, Yoksa e, nasıl alacağız Kolejen mi alacağız telomer mi alacağız Şimdi şöyle bir şey var dünyada e, Amerika'da şu an şu telomerin çılgınlığı var Telomer çılgınlığı e, Avrupa'da Amerika'da 3 yıldır bir kolejen çılgınlığı var Herkes kolejen drink hapı var Sıvısı evet. var likit var Ben de evet. çok çok konuştum kolejeni e, Bir sürü programda Evet e, Evet e, bir taraftan evet Doğru kolejen almak lazım Bir taraftan antioksidanlar tüketmek lazım Bir taraftan da Telomerin almak lazım. Telomer nedir? E, telomer bir etken madde aslında. Biz onu zaten e, şöyle aslında. E... Yani bir hafta falan çıkacak. Bunu buradan gururla söylemek istiyorum. Madden Turkey çünkü. Madden Turkey olduğu için söylemek istiyorum. Türkiye'de yapılıyor ya. Türkiye'de, Türkiye'de e, bir yapıldı. Bir hafta sonra e, bütün dünya piyasalarına çıkacak. Biz geçen e, iki hafta önce Moskova'daki bir e, Rusya'da bir estetik fuarında bir stand kurduk Türkiye adına. Ne kadar güzel. Ve o standta da bu telomerin e, kolajenle ilgili bayağı bir reklam yaptık. Bayağı bir e, uluslararası e, kamuoyunda da bayağı bir ses getirdik. Türkiye'de nedense yurt dışında... Başarılarımız Türkiye'de çok duyulmuyor. Hı hı. E, bütün ülkelerden, Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den her yerden kameralar oradaydı ama biz Türkiye'den kimseyi orada bulamadık. Evet. E, ama çok güzel bir e, şey yaptık. İki tane çok büyük firma katılmıştı. Bir tanesi bir hastaneler grubuydu. Bir de biri de e, e, şeydi bizim temsil ettiğimiz hı hı. E, bir şirketti. Orada Hocam, telomerle kolejeni birleştirdik. Hı hı. İçerisine kuenzim, q de kaydık. Diğer e, antoksidanları da koyduk ve yepyeni bir hem telomerli kolejen e, güzel. şeklinde Çok yeni güzel. bir e, Madden Turkey olacak şeklinde bir üretim yaptık ve şimdiden e, 6 ay 1 senelik üretimlerimizin hepsi satılmış durumda. Şahane çünkü ben biliyorum birkaç telomer e, uzatan ürün var evet. e, dünya piyasasında ve Türkiye'de de bulunabiliyor bazı dönemlerde acaba etkisi var mıdır diye Et, de hep etkisi merak Etkisi var etmişimdir. ben bir sene kullandım kolajeni ee, işte biliyorsun Burcu Esmer e bir programımız evet, vardı herkes evet. soruyor Burcu'ya. E, işte ne estetik yaptırdın Burcu hiç bir estetik yaptırmadı Hı -hı. biz Burcu'yla beraber böyle oyun olsun diye programın başında kolajen içmeye başladık Hı -hı. E, oldu da e, geç kaldık bizim bunlardan haberimiz yoktu ve yer çekimi galip evet, geldi Evet. O zaman ne yapalım? O zaman, ne, o zaman ne yapalım? Ona geçelim kol altlarımız sarktı şeyimiz evet. sarktı şeyin. Önce sarkma. Yapmak için neler yapmak lazım? İşte söyledik düzenli spor yapın, düzenli uyuyun, zararlı maddelerden uzak durun, e, egzoz dumanı şu bu, şehir stres falan. Ama oldu da yaş 60, 60 yaşında bir e, gelen birine de hadi 20 yaşına geri dön bunları tekrar yaşa diyemezsin Hayal imkansız. Hayal satmaya da gerek yok tabii. E, oldu da oldu böyle bir şey oldu. Ne yapacağız? E tabii ki. Yani şimdi ufak medikal estetik uygulamalar var. PRP'ler var, GRP'ler var, otolog mikrograft e, dediğimiz şeyler var. Efendim e, daha sonra e, oto var. E, saçta ve yüzde özellikle saç e, şeyinde e, hem otolog mikrograft olsun, hem PRP önceden bir şey vardı mezoterapi vardı yıllar biz e, 20 yıl önce ben mesleğe yeni başladığımda mezoterapi yapardık. Az bir şey saç böyle bir hareketlenince o havalara girerdik. Ay ne güzel hareketlendi. Galiba biraz çıkacak çünkü dikleşmeye başladılar falan derdik. Şimdi artık o kadar şey ki dönüp bakmıyorum bile. Çünkü zaten o kadar olması net gereken sonuçlar bu. Evet. Bu bir mucize değil. Eksik Doğru. olan şeyleri biliyorsunuz. Bir muayene yapıyorsunuz. Kapıdan girerken hastanız şöyle kapıdan girerken bir bakıyorsunuz gözüne, rengine. Evet. Yani ee, önceden şey yapardım acaba ne var saçı niye dökülüyor efendim ...saç dökülme nedenlerini bilmek lazım. Ve Türkiye'de hanımlarda özellikle en çok... ...saç dökülme nedeni demir eksikliği anemisi. Evet. Daha kapıdan girerken benzinden... ...soluk benizli oluyor Girerken... ...hemen demir eksikliği anemisi hmm. tanısını koyabiliyorsunuz. Bir avucuna bakıyorsunuz, bir göz dibine bakıyorsunuz. Hemen anlıyorsunuz. Bunlar için laboratuvar... ...tahlilleriyle uğraşmaya gerek yok. Eski hekimlerimiz, bizim hocalarımız... ...hiç laboratuvar... E, ...şeyleri yoktu, olanakları yoktu. Ve her şeyi gözleriyle muayene eder ve her şeyin tanılarını... ...çok da güzel koyarlardı. Hmm. E, onun için bizim önce bir e, iyi bir bir hekimin iyi bir inspection yani iyi bir gözlemci olması lazım. Evet. İyi gözlemci olan hekim zaten siz kapıdan girerken çözüyor olayı. Evet. Yani laboratuvar tahlilinde şunda bunda falan çok da gerek kalmıyor. Yüzde %90 siz kapıdan koltuğunuza oturana kadar olay çözülmüş oluyor zaten. Hı -hı. Ve size buyurun ne şikayetiniz var diye soruyorsunuz hastanıza. Biliyorsunuz aslında neler anlatacak. İşte saçım dökülüyor, şunu mu oluyor. Tabii saç dökülmesi bunlardan biri. Ama asıl yaşlanmaya gelelim. Evet. Yaşlanma yanatlarda başlar. Evet, şimdi burada bir e, plastik cerrahımız var, bir olacağım. Siz bunu ameliyansız gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi ameliyatlı yöntemleri hep konuşuruz. Sizde nasıl bir uygulamayla biz Şimdi şöyle, ameliyatsız yüz germeye ulaşabiliriz? Evet, ameliyatsız yüz germe şöyle oluyor. Bu bizim kırçıllı iplerden yardım alarak yaptığımız bir hı hı. şey. Endoskopik olarak da yüz germe yapıyor hocam hı. estetik cerrah olduğu için. Hı hı. Böyle bir şey var. Evet yüzünüz çok hafif sarktıysa. Efendim fokuslu ultrason var, örümcek ağ estetiği evet. var. Yani bunlar e, tartışılır ne Çok kadar beğeneceğiniz. ama. ama kısmen var. de evet. olsa bir nebze yüzünüzde bir lifting etkisi sağlıyor. Son zamanlarda bir kolajen aşısı çılgınlığı var e, şeylerde. Kolajen üreten bir madde var. İşte e, te, şeyden e, <laughs> tendondan yapılan. E, bakıyorsunuz e, kolejenle yüz germe. Allah Allah bu nasıl bir şey? ...kolejenle bir iğne var... ...yapıyorsunuz yüzünüze ve yüzünüz gerilmeye başlıyor. Gerçekten mi? Evet gerçekten. İşte bir ay bekliyorsunuz bir kere daha yapıyorsunuz... ...bir ay bekliyorsunuz bir kere daha yapıyorsunuz. Eğer ki gerçekten sorusunun cevabını şöyle vereceğim... Şu, ...yani şu, bu zamana kadar yaptığımız... ...kolejen iğnelerinin... Para iadelerini kimse gelip istemediyse herkes memnunsa gerçektenmiş. Aa, şahane. Gerçektenmiş. Peki hocam bunun kalıcılığı Çünkü, nedir? Yani, e, bunun kalıcılığı sonra. genelde e, şey oluyor. Yani bir tane iğne yaptırdınız 6 ay kalıcılığı oluyor. 6 ay kalıcılık dediğimiz cildiniz de kalıyor. Yani Hı -hı. gergin hissediyorsunuz cildinizi. Hı hı. Karşıdan nasıl görünüyor bilmiyorum ama ben çok denedim kendime bayağı bir gergin hissediyorum. Şimdi tabii önce genelde de doktorlar pek vakit bulamaz hocam siz yerini Ben her şeyi kendimde denerim. Süpersin. Ne kadar güzel anlayayım. ama bak Nihat Bey evet. diyor? İlk önce kendimde deniyorum. Evet. En güzel in evet, Bakın uygulama bu i̇nandığınız, aslında. İnandığınız, inandığınız Doğru. E, Doğru. Bakın Doğru. şu burada program yapıyoruz. Ee, i̇nanmadığınız bir program yapamazsınız. Tabii. Başarısız olursunuz. Muhakkak size anlamlı gelmesi lazım keyif almanız lazım. Çok doğru. Ben de bu işten keyif alıyorum. Çok yani doğru. anlamlı bir şeyler yapmam lazım ki inandırıcı olabileyim. Evet. Hem kendim için hem karşımda bana güvenip bana bel bağlayan hastalarım ve takipçilerim için. Şimdi. İşte kolajen e, açısından bir şey var yapıyorsunuz öyle sonra cildiniz biraz geriliyor falan. Evet biraz iyi hissediyorsunuz. Bir ay sonra geliyorsunuz bir kere daha yaptırıyorsunuz. Toplamda bir kür üç seanstan oluşuyor ve birer ay arayla yapılıyor. Ve sonra bir bakıyorsunuz bayağı iyi. Hani bu kadarla yetinmek mi lazım? E ee, ama biraz sarkmam daha var ben bununla yetinmem diyorsanız e, üzerine bir fokus ultrason yaptırıyorsunuz ya da örümcek ağ estetiği yaptırıyorsunuz. Hı hı. Ya da bir otolog mikrogret yaptırıyorsunuz ya da e, bu son zamanlarda çok moda face facelift denen e, bol kanlı e, kan alınarak e, ve bunların e, buffy cold dediğimiz kısmında. E, büyüme hormonundan e, ve trombositten zengin olan kısmını ayırarak Ayrı. içerisine somon DNA olsun, hyurnik asit olsun ve vitaminler olsun, amino asitler olsun, zenginleştirilmiş bir eee kolt oluyor. Bu zenginleştirilmiş trombositten ve büyüme hücre e, hormonundan yoğun e, şeyi serumu siz alıyorsunuz. Hop yüzümüze, hop boynumuza, dekoltemize, <laughs> el üstlerimize. Ya tüm vücuduna yaptıran bile var. Ben şaşırdım geçen de göbeğine yaptırıyor kadın. Evet. Ya, e, evet niye dedim? Dedi her vücudumun her yeri çok çok iyi, çok güzel spor yapıyorum ama doğumdan sonra karnım istediğim sertliğe erişmedi. Hı hı. Ve ben de tamamen doğal bir şey istiyordum. Onun için kendi kanımdan e, vampir facelifti, vampir e, abdominal lift <laughs> haline getirmiş evet. ve çok da başarılı oldu. Hocam genelde sempatik isimler kullanılır bu tarz uygulamalar için işte ne bileyim yani böyle güzelliği çağrıştıran vampir. Rus atasözü der ki, geldi bana. Rus atasözü ne diyor biliyor musunuz? <laughs> Güzellik ölüm ister. Ha öyle mi? Evet. Biz hep acı var mı acı, <laughs> acı yok. diyoruz acıya dayanırız evet, diyoruz yok. ya. Ee, yani acısız güzellik zaten olmaz. Evet. Ee, ama acısız güzellik yapmak için işte e, yüz germe ameliyatı aslında en radikal olanıdır. Hı -hı. Mesela yanağınız sarktı boynunuz evet. sarktı bunlar tek başına sarkmaz. Evet. Ee, şimdi yüzü üç bölgeye ayırdığımız zaman değil mi hocam? Tabii tabii. Birinci bölge dediğimiz bölge kulak ve çevresine tutunmuş. Orta Mastoid tutunmuş ben? bir bölge vardır. Gelirsiniz ağız burunun olduğu bir üçüncü bölge vardır. Bunlar da tutunacak kemikler vardır. Ama yüzün orta bölgesindeki şu e, bölge onun çok fazla tutunacak bir yeri yok. Hı. Alttaki yağ petleri eridiği an hemen böyle bir toprak kayması olur kırklı yaşlara doğru evet. ve o giderek artar. Toprak kayması da iyiymiş. <laughs> Güzel ben böyle şey öyle yapıyorum ya. çünkü toprak nasıl yukarıdan böyle oyuk oyuk kaymaya başlar aşağı doğru bir cep çıkartır şöyle biz buna e, şey diyoruz hanımlar bana kızıyor bazen buldok diyorum ben buna. Evet. Ee, buradan Beylerde bir... de var ama hocam. Var var var. Yani Herkez, herkes sakal var. Evet. sakal diyor. Evet. İşte istokomofle Bakan kendi <laughs> bak, Bakan Bak Nihat Bey bir telomer ikisi. diyor ama bak itiraf ediyor. Evet. Ya, sakal var diyor şeytaka. <laughs> eee ama yok bunu kestiğim evet. zaman da yakışık Evet hocam. Nihat. Müsaadenizle şey de şey. Evet çok evet, güzel tabii çok güzel şeyler söylüyor. Şimdi çağı yakalamak lazım. Tabii. Bir meslek olarak da teknikleri demin konuştuğumuz gibi geliştirme adına da. Ee, sizin de Hani eskisi gibi bakkallar vardı şimdi neler var? Büyük marketler, vardı, marketler Girdiğiniz var. Girdiğiniz zaman her şeyi yapabiliyorsunuz. Burada küçük bir düzeltme gibi yapayım. Ben inanarak bu işlemleri de yapıyorum. Evet. Pratiğimde de var. Zaten Nihat Bey'in de dediği şeyler onlar. Radikal diyoruz ama radikal yapılmaz anlamında değil. Değil mi değil, Nihat? Değil. Yani radikal ama şu var ben hep her programda da bunu söyledim. Yapılması gereken neyse onu yapmak lazım. Tabii. Şimdi bir yerde... Ben her şeyi telomerle kesinlikle katılıyorum. yüz katılıyorum. Bunları reddetmek zaten tıbbı çağı tabii, reddetmek tabii, tabii. demek. Tıbbı Yeniliklere herkesin açık olmasıyla. Ben sadece ameliyat yaparım demek de mümkün değil. Ben de botulinum toksinini, dolguyu, PRP'yi hepsini pratiğimde lazerleri kullanmaya çalışıyorum. Kullanıyorum da hastalarıma da sunuyorum. Ama e, nerede ne yapmak gerektiğinde işte medikal estetikçi arkadaşlarım bize en büyük katkısı da burada oluyor. Yani senin gibi hele hele böyle kendini yetiştirmiş. E, nerede, ne yapması gerektiğini evet. çok daha faydası oluyor. Dolayısıyla bunların hepsini bir bütüncül görmek lazım. Değil mi Tabii yani? yani tedavinin hepsi bütüncül. Ama iyi hasta seçmek lazım. Doğru doktor. hasta seçimi doktorun başarısını ve hastanın mutluluğunu çok çok etkiler. Ufak bir sarkma için yüz germe ameliyatı yaptırmak ihbar etmektir. Hem doktor için hem hasta. 20-30 evet. sene önce çok doğru diyorsun Nihat. Evet. 20-30 sene önce her gelene diyorduk ki burada hafif e, buldok diyorsun çok güzel Afiyet bir tarif. yanak sarkması. Yüz germe <laughs> yapalım diyorduk hafif varsa. <laughs> ya, yanak da hafif. Çünkü neden? Yoktu bu ajanlar da yoktu hocam? teknikler de yoktu. hiçbir şey yoktu. Hı. Tabii tabii doğru. Geldirmekten başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Şu an o zaman ne bir kolejen aşınız var tabii, ne bir tabii. var ne örümcek bu polidioxanon iplerinin e, gençleştirdiğini bilen var. Hiçbir şey bilmiyorsunuz PRP yok tabii. toksin yok. Hiyerarşik asit yok. Hiçbir Kesinlikle şey yok. Daha dün okudum ya Şimdi onun için insanlar daha evet. güzel galiba. Evet. Daha dün okudum. <laughs> evet, daha Amerika'da bakımlı. Amerika'da istatistikler her yıl e, yayınlanır. Daha dünkü istatistikler bu hafta içerisinde yayınlandı. Cerrahi olmayan girişimlerde müthiş bir artış var. Evet. E bu trend son 10 yılda böyle gidiyor. yani dik, dik Daha da öyle gidecek. Yok, daha, daha da gidecek. gidecek. Çünkü daha da insanlar gidecek. istemiyor şunu. Baksanıza burada program yapıyoruz. Yarın gideceğim ameliyat yapacağım. Sen belki buradan çıkıp Nihat işlem yapacaksın. İster misin sana bir şey yapılmasını bir hafta 10 gün 15 gün Gerekiyorsa yapmak lazım ama bunları da herkes bu işlerle uğraşan, severek uğraşan herkesin pratiğine entegre e, etmesi, evet, katması gerekiyor. Evet kesinlikle herkesin e, şeyine e, bilgisine bunları da eklemesi gerekiyor yoksa bir yanınız eksik kalıyor. Kesinlikle. Yani tek ayakta yürümek gibi Aslında şey. sizin ikinizin yaptığı işlemler aslında kombinasyon. Size kombinasyon, gelen bir hasta belli tabii, tabii. bir raddeye geldiyse hocam size geliyor ya da size gelen daha müdahale edilecek bir durumda değilse hemen hocam istiyor. Ya yani. ben yapıyorum ya da böyle o tarz bir hastayı bizim e, şeyde hastanemizde biz e, şey yapıyoruz bir dermatolog. ...bir plastik cerrah, evet. bir medikal estetikçi... ...üç kişi birden görüyoruz öyle... ...ve sürekli birbirimizle konsültasyonlar yapıyoruz... ...mesela e, hasta geliyor diyor ki... ...ben işte şu göz kapaklarımdan mutsuzum... ...tamam hadi diyoruz alt tarafına ışık dolgusu koyduk... ...üstlerine bilmem ne karışıklara... ...kenarlara e, saten dolgu koyduk ama... ...üstteki bu kadar sarkmış... ...üst göz kapağını ben ne yapacağım... ...hemen oradan diyorum ki Tabii. plastik cerraha. ...ya diyorum evrucum ...sen bir şu üst göz kapağına bir baksana... ...cerrahi daha iyi olmaz evet. mı... ...yani buna e, ben şu tür gençleştirme işlemleriyle uğraşmaktansa, evet. kestirmeden hemen şöyle bir sünnet etsek de çıksak. Hayır, bu hasta için de hem daha tatmin edici bir sonuç Tabii, demek kesinlikle. neticede değil mi? Daha mutlu olacağı bir sonuç elde edecek. Ve yüz germede de öyle. E, yüz germe evet radikal bir uygulamadır. Hakikaten çok da net sonuçları vardır. Evet. Ama ufaktan başlamak lazım. Mesela yüzünüzde ufak bir sarkmanız var. Buna... Ufak medikal estetik uygulamalarla cevap vermeniz lazım. Çünkü bir sürü yüz liftingi yapan, yüz germe yapan bir sürü şu an elimizin altında uygulama var. Az önce saydığım gibi. Örümcek evet. ağı, fokus ultrason, kolejen aşısı, PRP'ler, CRP'ler, mezoterapiler falan gibi. Bla, bla, i̇şte bla, akıllar bla. karışıyor Eğer burada tabii. Bir sarkma taraftan. biraz daha da arttıysa. Artık evet. bakıyoruz fokus ultrason, örümcek ağı toparlamıyorsa, aha... Ne yaparsanız yapın eğer cildin elastikiyeti kolajeni azaldıysa kolajen tetikleyici ve uyarıcı yöntemler size fayda vermez. Hı hı. Hem zaman kaybedersiniz hem para kaybedersiniz. Doktor ne kaybeder? Doktor da hastasının güvenini kaybeder. Evet doğru. Bunu kaybetmemesi lazım Yok, güven doğru. çok önemli. O zaman doğru teşhis koyup doğru tedaviye yönlendirmeniz lazım. İşte Franz burada giriyor. Evet, Peki Franz niye Franz Lask'sı? Bana onu soruyorlar. Evet hemen. Efendim <laughs> Franz ismi başka. Fransa'da Paris'te üretilen bir kırçıllı ipler düzeneği iki tane ucu var şeyi var gaytı var kılavuz tel var ucunda ve arada kırçıllı silikondan yapılmış ters kırçıllı yani hani kelepçe takarlar ne kadar oynamaya çalışırsanız o kadar sıkılaştırır. Ne kadar kurtulmaya çalışırsanız o kadar sıkı olur kelepçe. Aynen bu da öyle. Ne kadar oynarsanız o kadar yüzü e, sıkılaştırıyor. Peki Aa, nasıl evet. uygulanıyor? Neden Fransız askısı ismi? E, Fransa'dan geldiği için Fransız askısı koydum adını ben. Ona göre de patent aldım. Hı. E, yaklaşık 200 250 civarında estetik işlerle ilgili e, patentim var. Anladım. Ne kadar güzel var. Evet. Kendini hem bu tarafa da vermiş. Ama öngörülü olmak evet. lazım. Tabii. Sonra baktık ki marka ismini biz televizyonda, radyoda, basında kullanamayacağız. Ne kullanmamız lazım? E, Türkçe bir isim lazım. E Türkçe isim de Fransa'dan gelen bir ipi herhalde Fransız askısı denirdi. Evet. Ve adını Fransız askısı koyup tekniği de değiştirdim. Şu an Fransa'da yapılan Fransız askısı tekniği bizim Türkiye'de yaptığımız, benim uyguladığım Fransız tekniği Bambaşka. Hocam biraz şimdi bunun detaylarından bahsedeyim. Aslında Türk askısı Bilmiyorum demek yani. lazım. Evet. Keşke ipi de burada Evet, e, Değil mi? Nasıl bir uygulama? Nasıl dedi? bir hasta size uygulama? Geldi. Diyelim ki. Hangi yaştan itibaren böyle bir uygulama? Söyle. Yaş hiç önemli değil. Önemli Hı -hı. olan cildiniz ne kadar sarkmış. Bazen 30 yaşında çok ciddi sarkmalar o. görüyorken bazen 70-80 yaşında hiç sarkma görmüyor. Evet. Ee, ama genellikle ortalama yüzde 90, 40'lı yaşlardan sonra Fransız askısı adayı oluyorsunuz. Hangi yaşlara kadar? 60'lı 70'li yaşlara kadar. Peki yüzünüz çok aşırı sarktıysa ne olur? Şöyle bir bakıyorum. Eğer yüzde deri fazladığı varsa, deri çok çok fazlaysa, sonuçta siz bunu askıyla alıp götürüyorsunuz. İşte bu elmacık kemiklerinin hemen üstünden 3-4 noktadan giriyorsunuz. Yukarı doğru temporal fasyaya kadar gidiyorsunuz ve temporal fasyadan kılavuz ucunu çıkartıp İpi kesip bırakıyorsunuz, serbest bırakıyorsunuz. Eskisi gibi kaş askılama gibi, yüz askılama gibi kafaya vidalar takıp iplerle onu bağlayıp o şekilde yapmıyoruz. Bu eski bir teknik hocam i̇şte çok çentikler iyi. çentikler de o işe yarıyor. Ben de kullandığım Hı -hı. için biliyorum çok marka var piyasada. Evet Hayat doğru evet. diyor. Hı -hı. Çentikler İpleri, o işe yarıyor. Çentiğini getirip burada bırakıyorsunuz. Tırtıklı bir ip, balık kılçığı Hı -hı. gibi. Evet. Ya da işte başak gibi. Burada bırakıyorsunuz. O temporal fasya o kadar sert ve o kadar mukavemeti yüksek ki o kırçıları bırakmıyor. Burada bir tutunma noktası Biriye elde tutunuyor. ediyorsunuz. Diğer ucunu da giriyorsunuz kılavuz telin buradan. Sarkma olan bölgelere kadar getiriyorsunuz ve buralarda değişik tekniklerle bunları tekrar ucunu çıkartıp ipi gene kesiyorsunuz. Yüzünüzü her gerdiğinizde yüzünüz liftinge çıkıyor ve geri inmiyor. Allah Allah. Peki ne kadar sürüyor? Evet. Üç gün. Hakikaten çok gergin hissediyorsunuz ve üç gün boyunca ağzınızı açarken bile e, açmak istemiyorsunuz çünkü yüzünüzü şöyle yukarıya doğru geren bir güç var. Üç gün içerisinde bu fasyalar biraz gevşiyor, rahatlıyor Hı -hı. ve normal günlük hayatınıza dönmeye başlıyorsunuz. Ama ufak tefek gamzeleşmeler olması mümkündür Hı -hı. ama morluk yok. Hı -hı. Ağrı, ince sızı ve ağrı şeklinde 2-3 gün olabilir ağrı kesiciyle giderilebilir. Sonrasında bu sonuçta bir cerrahi operasyondur. Her ne kadar medikal estetik olsa, ameliyat olmasa da ampirik tedavi olarak bir antibiyotik tedavisi 5 gün mutlaka verilir. Lokal mi yapıyorsunuz hocam? Lokal anestezili yapıyorum ama çok çok korkan... Ya iğneden korkarım, doktor görünce çok korkarım e, diyen e, bir e, hastanız olursa ona da sedasyon yapıyoruz. Anlıyorum. Çok nadiren narkozla e, hasta alıyorum. Çünkü bizim e, şeyimiz de var elimin altında bir ameliyathane var. Evet. şeyim var. Yani benim olanaklarım çok çok fazla. Hı hı. İşte plastiçeri arkadaşlarım var yanımda. Dermatolog arkadaşları var. Genel cerrahi hocam var. Ne kadar Bu arada önemli. Çapa'dan ben Çapa'ya öğrenci olarak gelmiştim sene 90'da. O zaman da kürsü başkanıydı Ömer Türel Çapa'da. E, profesör, doktor Ömer. Şu an onunla beraber çalışıyorum. O halen başhekimim. E, 30 yıldır birbirimizi bırakmadık. Peki hocam böyle bir askı yaptırdı asla. Evet. E, memnun kaldı. Her şey yolunda. Ne kadar süre sonra geriye dönüş başlıyor? Ha, geriye dönüş ne zaman başlar? İlk yaptığınız andan itibaren yavaş yavaş geriye dönüş başlar. Ama ee, aradan 3 hafta geçince yüzünüz en güzel şeklini alır. Hı hı. Yüz germe ameliyatı olmuş kadar güzel olursunuz. Hı hı. Bütün o fazlalıklarınız buradan gider yüzünüz bu elmacık kemikleriniz tekrar yukarı çıkar e, yüzünüz tamamen lifting olur. Kaş askılamada da öyle. Ya da gıdı ya da boyun askılamada da öyle. Boyun askılamada da mesela hemen buradaki arkadaki mastoid fasyaya tutturuyorsunuz. Yani sert bir zemin bulmanız lazım. Kayacılar evet. ne yapar? İpin ucunu değil mi? Bir ağaca bağlar ya da evet. bir sağlam kayaya bağlar. Ondan sonra uçuruma iner. Aynen bunda da öyle. Önce sert bir yüzey bulmanız lazım ve ipin ucunu oraya tutturmanız lazım. Hı hı. Bu genelde temporal olabilir, mastoid olabilir. E, genelde sık olarak kullandığımız iki fasya bunlar. Hı. Sonra geriye kalan yumuşak yerleri de gerdirerek o taraflara doğru çekiyoruz. Üç hafta sonunda mükemmel sonuç alıyorsunuz. Bundan sonra ne kadar ömrü sürüyor? Evet. Cildin ağırlığına göre, ipin taşıyabilme kapasitesine göre 3 yılda 7 yıl arasında dayanıklılığı Çok uzun süre. var. Ama Tekniği biraz değiştirdik. İp nasıl olsa silikon kopmuyor. Sağlam, urgan. ip yani. Erimiyor da değil mi yapmıyor. hocam? Erimiyor da. Yok meme proteziyle hemen hemen aynı, aynı. malzeme. Ya, bir dakika burada araya girmeliyim. Ben lütfen. de kullanıyorum. Güzel bir şey dedin ama bunu açıklığa kavuşturalım. Erimiyor. Tabii. Sevilay Erimiyor, da evet, çok merak ettim ben. bilgili olduğu için evet. hakikaten. <laughs> Erimeyen bir çok doktor. E, ip. Peki bu sence biraz zaman zaman problem yaşatabiliyor mu? Ve böyle ki eline geldi hastanın. Hastanın eline geldi. Çıkartmak şeyler. tekrar çıkartmak mümkün. Bu zamana kadar hem benim yaptığımdan ufak tefek alerjik Hı. reaksiyonlar da olabiliyor. Tabii olabilir. olabilir. E, alerjik reaksiyon olduğunda ipi hemen çıkartıyorum. E, üç numara nakış mili e, otoklava girip. Çok Çentik, kolay. Çentikli olduğu çentikli için. Çentikli olduğu için e, şöyle... Eğer ki alerjik etrafında Hı. bir şey, bant oluşturmuşsa, biyofilm oluşturmuşsa zaten o kadar kılıfta mukavemetli gibi. olmuyor. Ha, bir kılıf oluyor, gibi. kılıfın içinden tutup çekiyorsunuz. Hı. Sıfır Hı. mukavemet oluyor zaten. Peki hemen bir soru daha sorayım. Tabii. Çok açıklayıcı oldu bu cevap. Ee, en zorlandığın alan askıda neresi? Ben şahsen ben biraz daha Ben askıda en zorlandığım görüyorum. alan sen, sen e, şeyi denedim. Yani göğüs askılama veya işte popo askılama, kol altı, bacak içi. Bunlardan çok iyi sonuç almadım. E, oralarda çok zorlandım ama yüz bölgesinde, gıdı bölgesinde, kaşta Boyunda Kaş mutlusun. çok zordur Özellikle boyunu e, sormak istiyorum evet, diğerlerine ben de katılmıyorum boyun, e, Boyunda değişik teknikler var benim geliştirdiğim teknikler de var ama en zor hasta bile 15 dakika sürüyor benim için Çünkü her gün 5 ile 10 arası fransız askılama yapıyorum çok Çünkü dünyanın iyileşim, her yerinden geliyorlar Hemen hemen e, çünkü bu bir ameliyatsız bir estetik yani dikiş yok, evet. kesi yok Hı. Narkoz yok. İyileşme süresi de. Morarma yok. İyileşme süresi denen bir şey yok. Hı. Yani hafif germe vakalarında ben e, bu Franz askıyı yapıp ertesi gün sosyal hayata dönmesini istiyorum. Gene de hasta seçimi önemli diyorsun ama değil mi Nihat? Yani bu önemli. Hasta seçimi çok hasta önemli. Hasta seçimi çok çok önemli. Mesela yüzü me aşırı sarkmış bir hastaya Franz askısı yapmak çılgınlık olur. Hı hı. Ben bunu onlara da söylüyorum. Diyorum ki bakın sarkmanız çok fazla. Fransız askısı sizi tartmaz ya da Fransız askısıyla de astık sizi Tamam güzel asabilirim ama bu kadar fazla deriyi Ben nereye saklayacağım Evet bu kadar fazla derinin çıkartılıp atılması lazım ve yeniden e, Yani bu, bu sizin şeyinizin facelift operasyonu evet. olması Hı, yüz lazım 20. bu cerrahilik o zaman, Biz o zaman, zaman da, bize gönderiyorsun o zaman. O zaman plaj arkadaşıma gönderiyorum. Evet. <laughs> çok teşekkür ederiz hocam. Yani ben bir sürü soru işaretinin cevabını buldum. Çünkü gerçekten benim çok merak ettiğim bir konuydu e, bu. Umarım ta bizi takip eden izleyicilerimiz de bulmuştur. Evet. E, çünkü e, şey Kesinlikle. elimden geldiğince basit ve yalın anlatmaya çalıştım. Evet. Ama biraz e, şey... Arada karışık olmuş olabilir. Hayır hayır yani çok biz güzel, çok, çok güzel bir anladık. Zaten bir izleyicilerimiz şey. tekrar bizi izlemek isterlerse internet sitesinden ya da YouTube'dan da programımızın tekrarına ulaşabiliyorlar. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Rica ederim. Çok keyifli bir programdı. Çok hem hocam ya, hem gerçekten. sizinle çok tekrardan buluşmak dileğiyle diyorum. İnşallah inşallah. Şimdi kısacık bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız. Evet programımızın son bölümünde sevgili partnerim sana yine bir sürü sorular hazırladım izleyicilerimizin çok merak ettiği fakat bugün tabii çok değişik bir durum var ortada iki tane çok değerli konum var ve kardeşler ee, öncelikle sizi de tanıştırmak istiyorum izleyicilerimizle kulak burun boğaz uzmanı profesör doktor Şenol Civelek ee, hocam bir ol Civelek ee, iki profesör iki kardeş ne kadar şanslıyız aslında işimiz estetik programında Sağ ol, ee, önce hocam ben sizden başlamak istiyorum. Şimdi yüzümüzün en karakteristik bölgesidir değil mi burun? Ve e, oldukça da popüler bir ameliyat. Türkiye'de özellikle hep konuşmuşuzdur sizinle. Göğüs büyütme ameliyatları ve burun ameliyatları çok popülerdir ve revaçlıdır evet. diye. E, burun estetiği konusunda siz yıllarını vermiş bir e, hekim olarak son teknolojileri de ciddi bir biçimde takip ediyorsunuz. Son trendler nelerdir? Şimdi burun estetiğinde e, tabii sürekli gündemde olan bir estetik özellikle ülkemizde dünyada da aslında belki de en çok yapılan ameliyat. Trendler değişiyor. Güzellik trendlerinin değişmesiyle beraber uygulamalar da değişiyor. Son yıllarda en çarpıcı gelişmelerden birisi hep konuştuğumuz gibi sosyal hayata intibak süresini kısaltan, daha rahat geçirten teknikler. Bunlardan, bunların başında piezoelektrik dediğimiz ultrasonik cihazla yapılan kemik şekillendirme en popüler olanı. Tabii son yıllarda Açık kapalı tartışmaları var. Son yıllarda artık e, biraz daha ağırlıklı olarak açık teknik e, kullanılmaya başlandı. Evet hocam bu açık kapalı hep konuşulur. Kimisi der ki benim burdum açık ameliyatta yapıldı. Kimisi yok evet. bana kapalı ameliyat yapıldı. Bunun farkı nedir? Aslında bence çok farkı yok. Yani e, en kısa yol en iyi bildiğiniz yoldur. Ben kapalı teknikle başlamış birisi olarak. Keza Şenol da öyle başladı. Hı hı. E, kapalı... Teknik cerrahiyle başladık ama daha sonra gördük ki açık teknikte çok daha kolay yapabiliyoruz. Açık teknikte yaptığımız aslında küçük bir kesi, yani onun ekstrası e, burun ucunun orta kısmında tam şurada küçük bir bir santim bile olmayan ve çoğunlukla yüzde 99 oranında diyebilirim ben yüzlerce yaptım bir tanesinde evet. bile hatırlamıyorum izle ilgili bir problem olsun. Zaten eleştirilen yönü izdir. Dolayısıyla açıkla çok daha kolay, çok daha ...anatomiye ve oluşumlara hakim olabiliyorsunuz. Dolayısıyla hı hı. Dolayısıyla en e, sık kullanılan teknik de bu artık günümüzde. Hocam bir de şimdi tabii e, sizler profesyonel hekimlersiniz. Tabii bir de böyle merdiven altında maalesef e, kötü işlemlere maruz kalmış olup da... E, ...ciddi burun problemleri yaşayan insanlar var. Sizlere geliyorlar. Bunlara sekunder ameliyatlar diyorsunuz bildiğim kadarıyla... E, bu işte burun ameliyatlarında burun deformasyonları olan insanlar var. E, ciddi bir biçimde kıkırdak kayıpları falan yaşanıyor değil mi hocam? Nasıl tamir ediyorsunuz o işte problemli burunlar size geldiğinde? Evet, e, revizyon cerrahisi son yıllarda hakikaten çok artmış durumda. Çok popüler, çekici bir cerrahi olduğu için evet. e, tecrübeli olmasa da hekim arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız öğrenci öğrenme sürecini biraz... E, Sıkıntılı geçiriyorlar hı hı. çünkü her burun aynı değil yani kıkırdak i̇yi. yapısı, kemik yapısı, derisi. Dolayısıyla e, revizyon cerrahisi çok zor bir cerrahidir yani tecrübenin çok önemli olduğuna kanaat getirmiş birisiyim. Yani sıfır bir burunu hiç el değmemiş burunu ilk defa iyi yapabilirsiniz ama ikinci siz sekonder dediğiniz sekonder tersiyer hatta dördüncü defa yapılan ikinci üçüncü burun diyoruz hı hı. bunlara bunlarda problemler kat kat daha fazla Nedir? Bunlarda en çok başvurduğumuz ekstra doku kaburga kıkırdağı. Dolayısıyla eğer senin de dediğin gibi Sevilay kıkırdak eksikliği varsa, çok alınmışsa hı hı. o zaman kaburga desteği, kaburga kıkırdağı desteği kaçınılmaz oluyor. Hı hı. İnsanları, hastalarımızı bu biraz korkutuyor ama son derece artık son yıllarda çok küçük kesilerde meme altından yapılan çok küçük kesilerle 2-3 santimetrelik hiçbir şekilde belli olmayan buradan kıkırdak alabiliyoruz ve e, buruna yeni şekil verebiliyoruz. Hocam yani, ne kadar e, inanılmaz bir bedene sahibiz ki değil mi? Başka bir organı tamamlamak için başka bir yerden evet, sanki yedek parçalarımız şey varmış gibi. Yani tabi tamam. bunlar da sizlerin sayesinde, hekimlerimizin bu bilgisi ve tecrübesi sayesinde doğru yeri buluyor. Peki hocam erkek ve burunda erkek ve bayanda e, burun estetiğinde bir fark var mıdır? Kesinlikle var. Yani bir erkeğe siz çok güzel ee, bir burun yapabilirsiniz. Böyle hokka burun olmaz i̇şte değil mi Olmaz. Yok. Feminizan bir karakter hmm. verirseniz o zaman bütün e, işlem boşa gitmiş olur. Yani evet. çok güzel bir, değil mi? Yani feminizan karakter dolayısıyla maskülen e, erkeğe maskülen yapıda bir burun yapmak lazım. Kadınlara ise daha feminize nedir en basitinden tarif edecek olursak burun ucunun kalkıklığı. Bizim için buralarda bir takım oranlar vardır, hmm. açılar vardır. Hmm. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Bu da e, ...tecrübeyle kazanılan bir şey. Ama şimdi böyle bu e, kuzey ülkelerinde tabii erkeklerin de burunları okka ...ama tabii o toplumun genelinde olduğu için... ...biz de gerçekten biz böyle evet. e, sert hatlara sahip bir toplum olduğumuz için... değil mi doğru. E, o doğru. anlamda tabii, biraz... Tabii tabii coğrafyaya da dikkat coğrafyayla etmek lazım da, çok doğru tabii. Diyorsunuz. Burun estetiğinin galiba şeyi değişiyor, tabii, tabii, şekli şemali mesela. değişiyor değil mi hocam? Kesinlikle. E, peki e, burun estetiğini yaptırmış bir kişi sonrasında endişelenebiliyor. İşte çok güzel şimdi çok kalkık duruyor ama acaba ileride düşer mi? Var mı böyle bir şey? Belki Şenol bunu iyi cevaplamak isteyebilir. Peki ya hocam bizim... hemen size soralım. Teşekkür ederim. Şimdi burada en önemli şey burun desteğini sağlayan yapılara hakim olmak. Yani en çok soru sadece burun estetiği değil, fonksiyonel olarak yani estetik kaygısı kozmetik kaygısı olmayan bir kişinin burun cerrahisine ihtiyacı oluyor. Biliyorsunuz yani burun tıkanıklığından dolayı. Doğru. Ama bize gelen her 10 kişiden 9'u şunu soruyor yani. E, bir hocama da mutlaka soruyorlardı. Hocam ameliyattan sonra burnum düşer mi? Aslında çok önemli bir soru. Hı hı. Ama burnun düşmesi için bir inşaatlı bir binanın e, statik olarak taşıyan kolonların sağlamlığıyla aşağı yukarı aynı şey. Çünkü tamamen fiziğe dayalı. Burnun desteğini sağlayan yapılar var. Bunlar anatomik yapılar, bağlar. Ve birer siz bir burun desteğini mecburen bozmak zorunda kalırsanız hı hı. tekrar onarmak zorundasınız. Ya da o statiği taşıyan bir volüm kıkırdak yapısına ihtiyaç var burun taşınması için. Eğer fazlasıyla çıkarırsanız zamanla zayıflayarak burunda çöküntüler ve en son çökmeye kadar gidebiliyor. Yani eğer bu işi hakkıyla yani bir kimiyle donanımlı birisi yapıyorsa bunun düşme ihtimali yüzde sıfıra yakın bir şey. Hı hı. Yani burun normal şartlar altında düşmez. Ama eğer bu statikleri bozarsanız, bozduğunuz yapıları onarmazsanız burun düşebilir. Burun düşmeleri de birkaç türlü oluyor. Bir, bunun tipi dediğimiz ön bölümünde düşmeler olabiliyor. Bir de burun sırtında aşırı çökme deniyor. Yani orada bir çöküntü şeklinde oluyor. Ya Bazen eski tekniklerde, ya e, Birol Hocam daha iyi bilir, 20 yıl önce yapılanlarda... Hani biraz önce Birol Bey'e sordunuz, işte hocam trendler değişti mi? Aslında mesela estetik anlayışları da yıllara göre değişiyor. Hı. Mesela önceki yıllarda belki bir 10 yıl önce daha fazla burun sırtını iyice alınan teknikler kullanılıyordu. Daha böyle oyuntulu evet, burunlardan daha bahsediyorsunuz. Oysa mi? ki evet. bilirsiniz ta Mısır döneminde yani benim de en çok sevdiğim burun yapısı odur. Nefertiti vardır. de onun evet, burunu. Mesela evet mesela ben nefertiti burnunu çok seviyorum. Evet. Tabii ki her hastama bunu yapmıyorum ama evet. şu an aslında, aslında nefertiti burnuna doğru bir kayma var. Peki bu burun e, burunun fonksiyonu daha mı çok arttırıyor o şekil yani nefes almayı daha mı iyi hale getiriyor? Tabii burun sırtını ne kadar dar yaparsanız dediğiniz gibi burnun kapak nazal var dediğimiz hmm. mekanizmasını bozmuş olursunuz. Hava akışını bozabilirsiniz. Aslında hani burada bu konuya girmişken biraz daha izin verirseniz ki detaylandırmak lütfen. isterim. Yani hiçbir zaman hiçbir zamanla e, bir estetik cerrahi, burun estetik cerrahisi nefes almaya feda edilmemelidir. Evet. Yani bunu şöyle yani Google'da da girdiğinizde fonksiyonel burun estetik cerrahisi diye bir tanım var. Yani fonksiyonel burun estetik cerrahisi şu demek: hastanın burunun hayati fonksiyonları nefes alma ve koku almasını bozmadan bozuksa da düzeltilerek yapılan cerrahi girişimler. Şimdi burada da biraz önce de yine statik dinamikten bahsettik ya. Eğer burada tamam dışarıdan çok güzel bir burun yapabilirsiniz ama hı hı. içeride burunun e, nefes almasını bozan bir burun etlerinde büyüme varsa. ...ciddi kıkırdakta erilme... ...işte biz septum erili diyoruz, deviyasyon diyoruz... Evet. ...halk arasında kıkırdak kemikte erilme... ...eğer siz bunları göz ardı ederseniz... ...dışarıdan belki hoş görünebilir ama... ...hasta inanın... ...mutlu olmaz ve hayatı... ...artık hayattan zevk almayı bırakır... ...hasta doktor doktor Tabii. dolaşır yani. Yani işin kozmetik kısmının dışında... ...fonksiyonel kısmına da aslında hedeflenmek lazım ki... ...genelde de duyuyorum ben... ...etrafımda da duyduğum şey... ...zaten çoğunlukla nefes problemi yaşayan zaten kemik eğriliği olan insanlar e, öncelikli olarak hem nefes almak istiyorlar hem de bir de estetik aradan da çıksın. Biraz daha güzel bir şekle kavuşsun deyip estetik ameliyat Çok oluyorlar. Çok haklısınız. Şimdi özellikle e, kadın hastalarımızda ya nefes alma problemi zaten %80'imizde gözüküyor. Ya diyor ki ben diyor bu, bu ameliyatı bazen cefasını çekeceğim. O olmuşken işte bir ufak bir kemerim var. İşte burun ucum biraz düşük bunu kaldırır mısınız? Ama işte bunu yaparken Hastanın asıl geliş amacını unutup tamamen kozmetik, estetik yönelirseniz, diğer şeyleri göz ardı ederseniz bu sefer hasta gerçekten mutsuz oluyor. Anlıyorum. Mutlaka fonksiyonu çok önemli. Evet Sevilay burada bir şey söylemeliyim. Tabii ki Şenolun lütfen. dediği gibi. E, şimdi hastanın beklentisini çok iyi anlamak lazım. Tabii. Yani revizyon dedin programımızın başında evet. bu kısımda. Revizyonların en önemli kısmı, Nefes alma problemi biliyor musun? Tabii. Harika bir burun yapmış. De hocam nefes yani bu. hani Başka evet. bir şekilde yaşayamayız zaten. Yani bunlar çok önemli şeyler. Dolayısıyla hekimin donanımlı olması. Ben iki buçuk seneye yakın kulak burun bazı ihtisası yaptığım evet. için e, daha hakim olduğumu bu da düşünüyorum. da çok önemli. En azından şey. neyi yapmamam gerektiği konusunda. Dolayısıyla ameliyat öncesi. Ben şunu şuna inanıyorum, burun içini değerlendirmeden bir burun estetiğine giriyorsanız hı hı. büyük ihtimalle yanlış yapıyorsunuz. Bunu kesinlikle söylemeliyim. Evet, evet. Çok sen. hakim olmakta, belki tomografi gerekiyor, belki e, ben Şenol'dan da çok şeyler öğrendim tabii, tabii ki muhakkak. kulak burun boğazcı olarak. Hı hı. Yani burun içine müdahale etmemiz gerekiyorsa müdahale etmemiz lazım. Bu evet. sefer ben estetiği yapayım ama bir dahaki sefere yapılır. Bu düşünce de çok yanlış. Burun olayı ameliyat olarak da kozmetikle estetik cerrahisiyle beraber düzeltilmesi yapılması en zor cerrahilerden birisidir. Aslında ne kadar şanslısınız. iki kardeşin evet, sağ birbirlerine paralel giden iki konuda profesör olması fikir ayrılıkları oluyor mu? Merak ettim. Yani şöyle aslında sonuçta bir o benim abim ve bu mesleğe girişim onun öngörüsüyle oldu. Ne kadar güzel. Yani birazcık şey doktorluğu falan pek düşünmüyordum ama Kendisi Hacettepe'de okudu. Bir anda yapıyor. profesör oluvermişsiniz evet. yani. Ama mesela <laughs> cerrahide de, yani cerrahi zaten yapılırken mutlaka tartışılmalı. Evet. Yani mutlaka bir takım muhalif düşünceler cerrahi esnasında oluyor. Hı -hı. Yani Virol Hocam'la beraber ortak çok cerrahi girişimler yaptık. Özellikle burun cerrahisi tabii ki. Mutlaka tartıştığımız oluyor ama sonuçta hasta için en iyi ne yapabiliriz? Hep onun telaşı içerisindeyiz. Evet. Ve tabii sonuç iyi olunca bütün her şey bitmiş oluyor ve en büyük mutluluk o oluyor. Anlıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim iki konuğuma da. Çok değerli bilgiler yine aldım sizlerden. Sorularımın hepsini yetiştiremedim ama mutlaka ki yine bunları izleyicilerimiz adına sizlere ileteceğim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler bizler yine vaktin nasıl geçtiğini anlayamadık. Bu hafta da yine güzellik üzerine, bakım üzerine Burun Cerrahisi'nden ve Fransız Askı'dan bahsettik. hafta yine çok değerli konuklarımızla ekranlarınızın karşısında olacağız. O ana kadar tüm güzellikler sizlerle olsun. Hoşçakalın.